Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bu vlogda 3 ayrı gün, 3 ayrı konu, birbirinden bağımsız bir sürü sekans var. Dolayısıyla öncesinde böyle bir açıklama yapmaya ihtiyacı hissettim. İlk gün davul kaydı yaptık. İkinci gün ben kendi albüme baktım. Hazar canlı çalacağı grubun şarkılarını çalıştı. Üçüncü gün ise aşı olduk ve birazcık da goy goy yaptık. Bu 3 günü biraz karışık da olsa izleyin hadi. Ben de gideyim şu videoyu diğer kliplerin başına sıkıştırıvereyim. O da son dakikada kendime çıkardığım bir iş olarak tarihe geçsin. Şimdi hi-hat'i de aynı şekilde güçlü alabilir miyiz? Demin snare'da yaptığın gibi hi-hat'e de aynı şekilde davranarak. Hi-hat gibi tanıdım. Açık bir şekilde. Yok yok, yine aynı şekilde. Yani ekstradan açmana gerek yok hi-hat'i. Sadece tuşeni daha arttırarak, snare'da yaptığın gibi bir tuşeyle hi-hat'i de kullanarak. Bu arada yani davulcunuz olarak aksini öneriyorum fakat... Biz duyalım sadece, önerini dikkate alıyoruz zaten. Diller mix'te yüksek olduğu zaman gerçekten baş belası oluyor. Tamam tamam. Gel ya. Gelsin. Arsen'in davul kaydındayız. Sevgili Ahmet Çiğim çalıyor. Sevgili Ahmet Çiğim hayatlarını bulamadı. Hayatlarını bulamadı. İçeride olabilir mi? Her şeyimizi tıktığımız, bütün dağınıklığımızı gizlediğimiz, aslında karakterimizin orijinalini yansıtan, perdelerle kapatmaya çalıştığımız, sanatla örtmeye çalıştığımız odada olabilir mi? Olabilir ama ben birini buradan çıktı. Bir diğerini arıyorum. Gereksiz büyük enstrümanlar abi. Mızıka mızıka. Bir enstrüman düşünün. 7 tane mikrofon. 9 tane mikrofon lazım. Şeyi kaldıralım mı? Pedi? Evet ya. Şu an. Hadi pedi kaldıralım oradan. Sevgili Azarcığım kaldırır. Çünkü ben yani burada iş yapıyorum. Yes. Bu senin şey hayat değil mi şimdi? Aynen. Vurayım mı? Bir dakika dur. Kapıları kapatmam lazım. Go. Bu benim hayat. Değil mi? Bak daha farklı gel. Aynen. Bence diğerinden daha şey şu an. İstediği yolda. Maşallah ne güzel ayetmiş. Kaç para bu? Kaç para mı diyor? Değiştiriyorum. Değiştir. Bir dakika bir kaydedelim bunu da biz şey yapalım ondan sonra. Karşılaştırma yapabilelim. Şimdi bizim hayatımı takacağız. Evet. Tamamdır. Hadi değiştir artık. Şimdi seni çok kısa geldi mesela. Seni bekliyoruz burada ya. Öfkeli bir kalabalık burada seni bekliyor. Ahmet davul çaldığın kadar zil hızlı değiştirebilse... Abim benim ya. Çok sert yapamadım. Heh geldi mi? Buraya oluyoruz. Evet alalım bakalım. Ahmetciğim. Senin hayatın sevildi kardeşim. Bizim hayatımızı yani... İstediği kadar beğenmişsin yani sonuçta yani hayat yani bu. Diğerini takıp gelirsen buraya sevinirim. Bakın biz kayaltı buraya. Bir işi ancak iki kişi yapar. O zaman kayıt da o. Haydi bakalım. Yaptığından da memnun değil. Kaş, çak, 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 çak. Çaldığında bu da böyle. Buradaki mızılar iyi. Bu senden mi geliyor? Olmaz. Kulaklığa. Bizim kayıt bitmiş yani buraya kadar. İyi. Şu an ama şey yani kayıt fark kontrol ederdi. Ahmet'in kulaklığındaki metronom sesi... Aşağı yukarı aynı değil mi? Kayda gelmiş. Bu arada bir dakika. İçeriden de duyuyoruz. Duyuyor yani biraz. Bir dakika. Bir dakika. Azar açsana bir daha. Onlar. Bir dakika bu... Kapıyı kapattım. Bir daha dinle abi. Heh. İçeriden duyuyoruz çünkü kulaklık açık. Of be abi ben dedim abi ki stüdyo, çok korktum ya. Stüdyoyu kapatıyoruz dedim ya böyle bir şey olmaz. Here I come to save the day. Boşluğu fırsat bilip klimanın karşısına geçtim. Canım benim bir tane. Abone olun ya. İşte bu. Hiçbir şey demene gerek yok. Gelmen olman yeter. Abone olun. Bu kanal 1 milyon aboneyi hak ediyor. Benim oğlumun müzik bilgisayar ne eksiği var oğlum? Hiç. Merhaba. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Herkese selam. Abi daha hiç tanışamadık. Evet abi. Şimdi tanıştık. Nasılsın? İyidir abi sen abi. Eyvallah. İşte ne haber? Sağ
Geçen vlogta siparişini verdiğimiz fıstık ezmelerimiz gelmiş. Gerçekten gerçek fıstık ezmesi. Bir kilo mu tanesi? Çok iyi değil mi ya? Bu da iki tane de aşağıda var değil mi? Evet. Aynen. Dört tane almamızın nedeni şişmanlığımızdan, ayılığımızdan değil de bir tane stüdyoda dursun, birer tane Hazar'la benim evimde olsun, bir tane de Ahmet'te olsun istedim. Arkadaşlar bunları yerseniz 4 kilogram yağ. Ben şeker ilaveli istemiştim yalnız. Bilgisayara hemen ihtiyacım var desem 512 var, onu takabiliyoruz. 512 var. Anladım. Tamamdır. Tamam. Ben dönüşünüzü bekliyorum o zaman. Kendi de araştırıyor olacağım. Tamam. Teşekkür ederim. İyi günler. Tamam. Ne olmuş ya? Abi benim ekran kartı 1 GB'mış. Hı. Ve ellerinde yokmuş. Son getirmeye çalıştığımızda 6 ay sürdü diyor. Biz 512 takabiliyoruz şu an diyor. Ben de dedim yani bu 512 taktığımda siz üst model bilgisayar verir misiniz bana? Yani ses işleyebiliyorum, görüntü işleyemiyorum dedim. Evet. Ya da 2 falan varsa 2 taksınlar abi. Parası neyse verelim üstüne. Desteklemiyor zaten de. Allah Allah. Bir de galiba yok. Anladığım kadarıyla dediğim ben anladığım kadarıyla en yüksek 512 var ellerinde. Hayır hayır, bilgisayar desteklemiyor diyor. Daha üst bir şey bulsan anladığım kadarıyla hani bir. Aha, buldum. Oluyor. Daha üst bir şey mi buldun? Çabuk. Fil arıyordum. Tamam Ahmet, araştırırız. Belki parçayı buluruz ya. Buluruz buluruz. Umudumuz yüksek. Tam olarak ne olduğunu bilgisayar aldın mı sen? Ekran kartı sorun. Tamam, onu başka Apple'cılara soralım. Bir ekran kartı bulursak 1000, bilgisayarıma seri kavuşabiliyorum. Tamam. Monta için 300 lira istiyorlar bu arada. Yani biz acaba alıp tamam ver bilgisayarı biz değişiyoruz falan mı yapsak? Apple'ın sistemi biraz farklı oluyor ya. Benim arkadaşlar patır kütür takıyordu. O zaman Ahmet'in arkadaşları yapsın bu montajı. Cimrilik ya. Sonra bir fazlaymış diye. Evet, çalışmalar devam. Parçayı ilerletiyorum, ilerletiyorum. Böyle abidik gubidik davullar yazıyorum. Çeşitlemeli riffler yazıyorum. Saçmalayabildiğim kadar saçmalıyorum. Bir yandan da Hazar içeride gözükmüyor ama yanına gidelim, rahatsız edelim. Bir yandan da Hazar burada şey çalmaktan terlemiş. Böyle tek başına çalınca Zaga Band'de çalabilirim ben. Adamın biri karısına inek demiş, inmişler. Böyle saçmalıyoruz. Ara ara birbirimizi rahatsız ediyoruz. Oh, ayağım sıkıştı. Oh, ah, stüdyoda kaza, iş kazası. Bu ışık da açıkmış. Ben diyorum niye gözlerim rahatsız oldu? Artık vampir gibi yaşamaya alıştık iyice. Çirkin bir açı alayım. Şöyle bir gitarım. Oh! Ağzımı da vurdum. Beni çekeceğim, beni. Hah, teşekkür ederim. Hep beni çekeceğim. Şimdi ben parçanın bu zamana kadar yapmış olduğum halini Ahmet'e dinlettim. Ahmet de Hazar zaten biliyor da Ahmet de dinledi. Ve dedi ki, aa işte Gönenç dedi, evcilleşmiş dedi, ne güzel olmuş dedi, şöyle olmuş, böyle olmuş. Bir şeyler, bir yorumlar yaptı. Tam anlamadım o yorumu, tamam mı? Çünkü? Dur bir dakika, yorum ya. Yorumu tam anlamadım. Ben de gerçekten böyle işte şakalı, saçmalayan falan bir arayıştayım bir yandan da. Sonra yeni yaptığım section'ı Ahmet'e de dinlettim. Ahmet diyor ki, keşke söylemeseydik. Evet yani. Şey dinlemi orada yani. Biz konuşurken zil çalıyor, sadece şaka yok. Orada onu duymuş. Geri kalanın maymun zil çalıyor böyle kafasının içinde. Cıs cıs. Şaka yok. Cıs cıs cıs. Şaka yapmam lazım. Şaka yok. Yorumu bir yapar mısın, tekrar söyler misin o şeyi? Yani söylerim. İlk albümde bir steam atman gerekiyordu ya böyle bir hani. Nasıl? Nasıl? Söyleyemedim. O bu dinlediğimde, yeni dinlediğimde yoktu. Dedim ki işte olgunluk dönemi şimdi geliyor ama sen tabii o da şaka yok. Çıs, çıs, çıs. Şaka beni anlayınca olmadı tabii. Yorumu yanlış almış. Şöyle söyleyeyim. Gönelci'nin albümü Ableton'da yapılamaz. O hale evrildi yani. Time signature. Normalde prodüksiyonlarda yapamadığımız, çok daha mainstream olduğumuzdan ötürü hep bu albümde şakalar yapmayı seviyorum. Beklenilmeyen şeyi vermeyi. Dalga geçiliyor. Abi bir yani, tek prodüksiyonlarda yapamadığımız mı, yapmadığımız mı tartışılıyor? Yapmadığımız.
Yapabiliriz elbette de yani. Yapmadığımız. Ben de onu yapmıyoruz. Ya yapmayı tercih etmediğimiz değil. Aa, evet, neden tercih etmiyoruz onu? Çünkü şakalı. İşte aynen orayı. Ben de oradayım. Ama yani işte kendi müziğimde yapabiliyorum onu ya. İşte aslında hep kahve makinesinin o tamam artık yeter espressoyu aldım kapatışından sonraki o sss diye buharını vermesi gibi yani. O kadar şaka yapıyor ki bak şöyle. Dün bir take aldı. Take'i alırken yüzüne bakıyorum böyle. Take'in bitmesi, space'e basmasını bekledim ya. Bunu yapmadım mı? O take'i ben yorumluyum sana. Gitara yeni mi başladı yoksa çok mu iyi çalıyor? Oturuyoruz ya böyle. Konuşuyor ya. Elinde gitar var. Konuşurken space'e basıyor. Çalıyor. Kendi sözünü kesiyor değil mi? Asist yapıyor kendini herif ya. Bunlar yanımda çaldığı için biraz bekledim yani. Böyle bakıyorum. Abi böyle nasıl oluyor bu ya? Şimdi ne yapacağız? Ya gitar mı bozuldu acaba? Şimdi ne yapayım? Yapamadım. Şimdi ne yapacağız? Yapamadım. Bilemedim ne yapayım. Peki mesela şimdi bu bir parçada olsa. Sen bir evet, müzik dinleyicisin. Seçici dinliyorsun. Onu da biliyorum. Böyle bir şeyle karşılaştın. Ve hani Gönen Çin albümü olduğu için böyle de bir yorum yapmıştın ya. Gönen Çin yapsa bunu ben bir şekilde kabul ederek dinlerim demiştin ya. Diyelim evet, bu bir tane müzikte karşına çıktı böyle bir şey. Yorumun ne olur? Çalmayı bilmiyor herhalde derim yani. maskere basmış derim yani. O kadar mı öyle mi duyuluyor yani? Ya işte ölümde yapmasan inanmayacağım yani. Orada öyle bir sorun var. Bir daha deneyelim. İşte diyor mu önümde yapmasaydım bunu gerçekten. Yani burada bu take olmasaydı. Biri böyle bir şeyler yapmış. Vurmuş diyorsun. Böyle bir şeyler yapmış gibi yani. De böyle bir şey geliyor yani artık. Bilmiyorum ki. Ne kadar destek gördüğümün de farkındasınız değil mi? Yani etrafımdaki en yakınımdaki iki adam bana diyor ki böyle destek yani. Acayip bir destek. Baba nasıl bakıyorduk arkadan? Bana laf etti. Bana laf etti. Bana laf etti. Bana laf etti. Dünyanın en güzel sesi bakın. Bozuk jack sesi. Bozuk jack'ınız varsa böyle bu sesi siz de yaşayabilirsiniz. Heh. Evet. Şimdi lan bugün aşı olacağız. Aşı öncesi tekrar stüdyoya geldik. Ahmet çalışıyordu bilgisayarda. Fakat bir baktım Ahmet gitmiş. İçeri girdim çıktım Ahmet yok. Ben de hemen Ahmet'in projesinde kendime bir tane kanal açtım. Tendili açtım bu Ahmet'in projesi. Buradan ayarladım ve çalıyorum. Birinin evine izinsiz girip mutfaktaki falan yiyecekleri yiyen hırsız gibiymiş öyle. Bir yandan da hazır içeride canlı çalacağı bir proje için çalışıyor. Zaman geçiriyoruz şimdi. Biraz daha hazıra bakalım. Aa bu ses çok rahatsız etti. Gidelim. Merhaba Azar. Merhaba. Nasılsın bakalım? İyiyim. Deşifre yaparken... Deşifre dışında her şeyi yapıyor musun? Soğudum. Isınmaya geçtim tekrar. klima yüzün olabilir mi? Olabilir. Ooo işi büyüttü. Ne haber? Çocuğumu alıp geldim koltuktan. Siz yoktunuz. Ben de gitarımı bağlayıp kendime bir tane kanal açtım. Ne haber Levent? Hayır canım senin projen. Senin projenle audio track açtım sadece. Olur baksana. Aklına fikir geliyorsa ortaya akıt. Yok ben bayağı sol atıyordum ya. Fikir falan yok yani. Abi kombinimi değiştirip gelmek isterim. Neden böyle gayet iyisin. Şey gibi duruyorsun. Her an üçlük atacak gibi duruyorsun. Her an üçlük atacak. Tabii klavyen gitti değil mi içeri? Klavyem içeri gitti. Leş gibi bir klavye kaldı bana. Kötü mü ki bu? Yok yani evet kötü ve kilerden çıkardım. Ahmet bir beste yaptı. Belki yakında paylaşır. Bir beste yaptım. Umarım bitirsen paylaşmak isterim. Yeni bir şarkısı var. Levent'le onun aranjmanına bakıyorlardı. Onarıyor. O sırada biz geldik ve bütün planı bozduk. Kendi stüdyonda çok affedersin ama gitar çalıyorsun değil mi? çok affedersin. Dedi ki abi dedi bana abi diyor. Dedi ki çalışacaksan şey yapabiliriz. Çünkü hala bilgisayarı problemli. Mükemmel bir karakterli arkadaş olduğum için hayır dedim siz çalışın. Ben dedim gerekirse albümü 2 ay geç çıkarırım ama sizi
İşte özür dilerim. Dedi ki ben gerçek bir erkek olduğum için arayı kapatırım aslan, rahat ol dedim. Aslan diyor değil mi yani? Şöyle elini attı, bak aslanım dedi. Sen çalışacaksın, öğreneceksin. Ya çok iyiymiş. Bu niye yukarıya çarpmasın diye mi? Neden böyle bir şey yapıyorsun? Buna mı? Evet. Yukarıya çarpsın diye yapıyorum. Çünkü bu belli bir aralıkta ya. Şu an ben bunu vurarak drag sesi alıyorum. Ha, anladım abi. Ama altı yukarıya temas ettirebiliyorum. Temas ettirebiliyorsun. O yüzden alttan alıyorum. Ayağınızla basamadığınız hayatları alttan çalabilirsiniz. Değil mi? Çünkü neden olmasın? Çalıyor musun? Benim yeni parçaların davullarını Ahmet çalacak. O yüzden biz de böyle heyecanlı heyecanlı, henüz daha ben parçaları yazarken Ahmet'in ne şekilde dahil olacağını, ne tür aletler ekstradan kullanacağımızı falan konuşuyoruz. Mesela onun kendi bir kiti var, kendi bir tarzı var. Benim de aradığım, istediğim bir tarz var. Birazcık ben ödün veriyorum. Biraz o bana ayak uydurmaya i̇şte çalışıyor. O bana bir adım gelecek, ben ona 10 adım gelecek. Falan gibi öyle. Sonuçta bir davulcu olmadığım için çok böyle kulaktan dolma ve şey isteklerim olabiliyor. İşte mümkün olduğu kadar fazla davulda tom olsun falan gibi böyle. Ama geçen gün mesela burada davul kaydındaydık. Bir beat oluyor, yani yeni bir part geliyor. Oraya o an üretilmesi gerekiyor. Aklımdaki şeyin %90'ını falan söylüyor yani. Görencinin söylediği partisyonla benim kafamda zaten kuruyor olduğum %90 match olmuş oluyor. Bir şekilde o kliği yakalamışız zaten, o yüzden kayıtlarda ben çok da zor olmayacağını düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum şey ama hariç, benim partisyonları hariç. Yazdım yani varsa. Arkadaşlar Gönenç Kayaaltı şarkılarının davulları çalışmayın, boş verin. Ya yazsınlar ya. Yazsınlar. Çalınmasın ya. Çalınmaya gel. Yazın şunu ya. Benim açgözlülüğümü aşabilirsek. Davulumuz çok büyük olmalı. Zillerimiz 1000 tane olmalı. 40 tane tom olmalı. Onu aşabilirsek aslında belki çok da güzel bir session geçirebiliriz. Bir atakta aynı anda 3 virtüözün skilllerini kullanmalıyız. Böyle bazı yazdığım şeyler birkaç uzuv fazla gerektiriyormuş mesela. Onu fark ettim. Demolarda yazdığım şeyler. Abi bu çalınamaz yalnız falan diyor böyle. Halbuki aynı şarkının içinde adam hem Lerner Lewis gibi çal, şimdi burayı Mike Portnoy gibi çal. Böyle gospel giderken bir anda atak bekliyor. Sen yaparsın mı böyle? Yani öğreneceğiz hocam. Minik gazlar vererek. Geçen diyor ki sağ tarafa ayet koy, tamam güzel. Ama onu da ayağınla çal. Ya ben hayatta sağ ayağımla ayet çalmamışım. Bir de şarkılarım kolaymış gibi sağ ayağımla ayet çalmamışım. Abi Thomas Lang çalıyor. Sen de çalarsın. Çalarsın ya, çalarsın. Tamam, o ayak konusu önemli değil. Tamam, onu çözeriz. Onu çözeceğiz. Ya o dediğin gibi olsun. Ben Gönence her şeye bir alternatif vereceğim. Bak sen bunu seversin diyeceğim. O da aa iyiymiş ya falan yapar diye umacağım. Sonunda Fingers Crossed diye öneriyi verirken. Sonra da trip hop albümü yapacağım değil mi ben? Hayat odaklı falan böyle. Ototune'lu şeyler. Ototune'lu. Sadece clean gitar var falan evet. Böyle. Şey değil mi? Oooo. Güzeldi. Bana diyorlar ki sen şimdi aşağı olacaksan yarın gitar çalamazsın. O yüzden istersen gel bizi kapatalım. Sen gitar çalış biraz. Ben dedim ki bana bir şey olmaz ya. O kadar yıllarca işte spor yaptık. Hmm, yaşım da iyi falan. Bilmiyorum bakalım ne olacak. Yarın çekeceğiz bakalım. Yarın gönlüm yataktan kalkıyor. Böyle. Aa, çocuklar kolum çok kötü falan değil mi? Böyle, böyle olmuş kol. Senin böyle yorgun uyanışların var ya. Bloklarda. Bugün. Bütün gece fast food yemiş değil mi? Sanki bir sodyum patlaması yaşamış. Çocuklar biz aşağıya gidiyoruz. Aşağı olun. Teşekkür ederim. Tamam. Yumurta açtayım mı size gelmeye? Yok. Aa, ya. Yumurta bende az kaldı. Gerek yok. Sen çok iyi açtın. Siz açın aşağıya. Biz inelim bir. Çocuklar şimdi aşağı olacağız. Yarın tatil olacak mı bize? Hazar. Geçmiş olsun mu denir? Hayırlı olsun. Vallahi bilmiyorum ki artık hangisi. Hangisi Hazar Bey? Hangisi Hazar Bey? Hayırlısı inşallah. Prens Pamuk Ses Bey. Hayırlısı inşallah dediği için 8 tane ihale almış olabiliriz. Hesapları bir kontrol edelim. Disleyecekler abi bizi sonrası böyle dinle diye. Ne yaptınız çocuklar? Var mı inanılmaz? Grammy aldık mı? Tabii 5 yazdık abi. Dinleyelim. Dinlemek isterseniz.
denetebiliriz. Olur. İsteksiz isteksiz değil mi? Olur, olur abi. Yani şey diyor, başka planlarım vardı ama mecbur kalmayacaksak. Hadi buyurun bakalım. Evet çocuklar, biz bugün aşı olduk. Kendimizi özel hissettik. Siz de aşı olun. Geciktirmeyin. Gidin olun. Böylece etrafınızdakilere ve kendinize biraz daha koruyucu gibi yaklaşmış olursunuz. Çekinceleriniz varsa da araştırın, okuyun. Yani artık kaçıncı yüzyıldayız? Makale okuyun. Makale okuyun ama yani şey yapmayın. Bir tane tweet'in fotoğrafını Instagram'a koymuş, hesaplara bakıp oradan ama böyleymiş demeyin yani. Bayağı açın. Çoğunuzun da yabancı dili vardır. Yoksa da çevirisini yapan Twitter'da insanlar da var. Hepsi doktor. Araştırmaları yapanlar da zaten paylaşıyor. Aralarında çok iyi Türk doktorlar da var. Aşı seçin ve artık olun hadi. Hadi görüşürüz, bay bay.